Nedir bu SolidWorks? Eğer aklınızda buna benzer bir soru varsa doğru yerdesiniz. Bu eğitim sürecimizde SolidWorks dünyasına hakim olacağız. Aslında SolidWorks tasarım ve mühendislik süreçlerini bilgisayar ortamında yapmamızı sağlayan bir yazılım. Ancak durum bu kadar basit değil. Çünkü SolidWorks dijital ortamda hayal gücümüzü zorlayarak çalışabileceğimiz yepyeni bir dünya sunuyor. Hayal ettiğiniz her şeyi her detayıyla inceleyebildiğiniz ve her adımda daha da geliştirebileceğiniz bir ortamdasınız. Aklınızdaki modelleri test etme imkanı bulacak, adeta gerçek hayattaymış gibi inceleyebileceksiniz. Bu yazılımla sizleri tanıştırmak ve tasarım yolculuğunuzda sizlere rehberlik etmek benim amacım. Peki kimler bu yazılımı kullanır, kimlere hitap eder? Aslında oldukça geliş bir kullanıcı kitlesine sahip Soitworks. Mühendislikten tasarımcılara, üretim alanında çalışanlardan öğrencilere, savunma sanayisinden biyomedikal ürün üretenlere kadar herkes SolidWorks kullanıyor. Metallerin olduğu her alanda ürün tasarımı yapmak isteyenler için biçilmiş kaftan. Öğrenciler için de öğrenmesi kolay bir arayüze sahip. Yani kısacası teknik dünyada kendini geliştirmek isteyen herkes burada kendine bir şeyler bulabilir. Şimdi en keyifli kısma geldik. Düşünün, SolidWorks ile neler yapabiliriz? Aklınıza gelen her tasarımı burada hayata geçirebiliyorsunuz. Tek bir parçadan komple bir makineye, her şeyi modelleyebiliyor, üzerine analizler yapabiliyorsunuz. Parçaları bir araya getirip hareketli sistemleri test edebilir, hatta 3D yazıcılarla fiziksel olarak ortaya çıkartabilirsiniz. Aynı bu prototipte bulunduğu gibi. Kısacası SOLIDWORKS bir fikri baştan sona yönetebileceğiniz bir ortam sunuyor sizlere. Bu seride sizlerle beraber tüm bu süreçleri adım adım keşfedeceğiz. Peki bu süreçleri keşfedeceğiz de SOLIDWORKS'u öğrenmek için nasıl bir mentalite geliştirmemiz lazım? İşte buradaki ana yöntem mühendislikten şaşmamak. Mühendislikte de her şey adım adım ilerler. Daha doğrusu hayatta çoğu şey de adım adım öğrenilir soy çökse de adım adım öğrenmek bizim en etkili yöntemimiz. İlk olarak temel araçları yani çizim ve modelleme komutlarını öğrenmek bizim için çok önemli. Yazılımın çalışma mantığını kavradıktan sonra basit parçalardan başlayarak kendi tasarımlarınızı oluşturabileceksiniz. Bu süreçte işte sizlere bolca örnek ve yapabileceğiniz alıştırmalar sunacağım. Bir diğer adım ise karmaşık montaj ve analiz araçlarını tanımak. Bu seride her aşamada sizlere rehberlik ederek temelden ileri seviyeye adım adım ilerleyeceğiz. Sabırlı bir şekilde pratik yaparak, her adımı deneyimleyerek kendinizi geliştirebilirsiniz. Baştan söyleyeyim, öğrenmek biraz zaman alabilir ama sonuçları kesinlikle buna değecektir. Bu eğitimleri sizlere ücretsiz sunmamın asıl nedeni, gerek ülkemizde gerekse dünya genelinde kapsamlı eğitimlerin genellikle yüksek maliyetli olması ve ücretsiz kaynakların da çoğunun öğretici anlamda yeterli olmamasından kaynaklı. Kendi soyut kök şampiyonluğum ve sektörde edindiğim tecrübelerden yola çıkarak sizlere gerçekten kapsamlı bir eğitim sunmayı amaçladım. Bu eğitim serisi yalnızca soyut kök ile sınırlı kalmayacak. Bu kanalda kariyer gelişiminden sunum becerilerine kadar pek çok konuyu kapsayan içeriklere de ulaşabileceksiniz. Amacım bu bilgileri öğrenmeniz ve öğrendiklerinizi katma değerli projelere dönüştürmeniz. İster öğrenci olun, ister üretimde emek veren bir çalışan ya da yıllar geçti. Ben bu programı öğrenip ne yapacağım ki diyen birisi. Burada hiçbir şey için geç değil. Tek yapmanız gereken bu süreçte biraz sabırlı olup adımları takip etmek. Bugün kendinizi geliştirme yönünde attığınız bu adım gelecekte sizi hayallerinize bir adım daha yaklaştıracak. Videomuzun sonuna geldik. Umarım SolidWorks dünyasına ilk adımı atarken size faydalı bilgiler sunabilmişimdir. Bu eğitim serisinin devamında çok daha derine ineceğiz ve tasarımda gücünüzü adım adım geliştireceğiz. Eğer videoyu faydalı bulduysanız ve devamında neler geleceğini merak ediyorsanız lütfen beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız ve geri bildirimleriniz benim için çok değerli. Şimdiden teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere.